Bu galibiyet zaten Galatasaray'ın favori olduğu bir maç. E, ligin devamı için ne anlama geliyor sizce? Bir defa haftada tek maça düştü Galatasaray. Futbolcular haftadan haftaya konsantre olacaklar. Çok daha fazla yorgunluk yaşamayacaklarını düşünüyorum zihinsel olarak, fiziksel olarak da. Sakatlıkların toparlanmaları çok daha kolay olacak diye düşünüyorum. Artı bugünkü maçta Icardi'nin attığı gol öncesi mesela... Ziyech hiç katkı çok az katkı sağlamıştı ama Ziyech kalan haftalarda 9'u 9 oynarsa çok farklı şeyler yapar. Değil mi? Bak. Yani bir anda e, lig biterken final haftalarına girerken Ziyech diye bir oyuncu transfer etti Galatasaray. Zaha bir hafta cezalıydı biliyorsun. Hı hı. Öyle yani almalılar kadroya. Bugün takım oyunun içerisinde vardı. O üstü kirlenmeyen Zaha'nın baktım her tarafı çamur olmuştu yani. Yani, Mesajı de, almış yani. Almış yani. İşin gerçeği bu. Bunları da çok iyi yönetiyor Okan Hoca. Ama Ziyech'in dönmesi. Bak bir pozisyon var Ziyech'in. Maçı izlediyseniz eğer. Bir topla buluşuyor. Orta yapmıyor. Herkes offside'de. Topu dürtüyor. Herkes offside'den çıkıyor. Ondan sonra ortaya Evet. Yani hatırlıyorum. Bu, mu? zeki bir oyuncu olduğunu biliyorum. Ben geçen hafta bunu söylemiştim hatırlarsan. Ziyech'i Okan Hoca kazanmalı. Yani... Hı, hı bazı oyuncular özel ilgi ister. Zaten Ziyech bunları oynasa çok fark eder ya biliyorsun ama Ziyech'in bir anda dönmesi e, sorumluluk verildiği takdirde Galatasaray'ın çok önemli maçlarında ciddi bir rol alır. Çünkü onun kestiği toplar, oyunun oyun zekası çok farklı. Attığı gol ön, attığı Icardi'nin gol öncesi. Çok çabuk bir paslaşma var. Ziyech, Tete, Icardi gol. Yani akıllı nasıl kesiyor kesme ortaya yapıyor. Mesela bu ortaları e, ee, Icardi hiç alamıyor kanatlardan. Yani alamıyor. Mevran dışarı çıkıyor oyuna on numara gibi. Servis yapmaya çalışıyor. Yani oyunun e, asisi yapmaya çalışıyor falan. Ama benim gecedeki gördüğüm en güzel olaylardan bir tanesi şu. Galatasaray penaltıyı kazandığında evet. jest yaptı. Kerem Demirbay'a verdi penaltıyı. Ettirik yapsın diye. Icardi. Icardi. Üstelik de gol sonrası oluşan sevinç yumağı içerisinde baş köşede Icardi vardı. Bak saçıyla gelmiş oyun içerisinde çok görülmemesi rağmen pas dağıtımında var. Penaltıyı vermesi, golden sonra o sevincin içinde yer alması. Üstelik Galatasaray seyircisi tekrardan o şeyi iletişimi kurması aynı frekansla buluşmaları. Ve kulübe, Gürcan'a da anlattım dışarıda. kulübe girdikten sonra Seyircinin ısrarla Mauro Icardi'ye tezat tutmasından sonra şeyden çıkıp kulübeden çıkıp türbünlere o şey hareketi. Ergin Atam'ın hareketi var ya evet. bunu yapması o. Bunu yaptı ve bu bir ölçüde yani Icardi'nin geri dönüşünün bir sinyali. Sadece saçıyla dönmedi. Tabii. Attığı golle enerjisiyle ve moraliyle de döndü geriye. Ve e, Kerem evet. Demirbay'a yaptığı jestle de e, geri döndü diyebiliriz. Bayağıdır Akan oyunda da işte gol atmıyor da penaltı penaltı diye eleştiriliyordu. Bugün 6. golü de attı. Güzel de bir gol. Organizasyonu da öncesinde evet. çok, e, çok -H güzel Ziyech var bir organizasyonun daha başlangıcında. Var. Evet. Asisti var ama ben şunu söyleyeyim. Ziyech eğer e, oynadığı oyun süresini 1.45 dakika falan tempolu hale getirirse bir şey söyleyeyim çok fark yaratır. Fark Onun kenardan Yapacağı sağ taraftan oyunu sola doğru Barışı kullanacaktır ama ben bir şey söyleyeyim müthiş bir oyuncu ya. Yani adamın adrese teslim ortaya yapıyor ve bakarak yapıyor. Banko alır formayı iyi biz ye zaten değil ya mi? Tek başına takım olur ya. Bak söylüyorum ama işte bu oyuncuları kazanmak bununla uğraşmak lazım. Büyük bir ihtimal Okan Hoca nasıl İkkar diye geçen sene git. Aile çok önemlidir, hı hı. ailenle aranındaki ilişkileri bitir istediğin zaman gel dedi. Çok büyük katkı aldı. Ben aynı Ziyeş'ten de oturup karşılıklı Okan Hoca'nın Ziyeş'le çok güzel bir iletişim kurmasını, onun ne kadar Galatasaray'ın ona ihtiyacı olduğunu ve oynan bu son final haftalarında hı. onun daha fazla sorumluluk almasını mutlaka konuşarak çözmeli diye düşünüyorum. Evet Peki detaylandıracağız, e, Gürcan Bilgiç'in de fikrini almak istiyorum. Müthiş bir şampiyonluk yarışı var. Bu arada Galatasaray'da 18'de 18 iç saha Luchescu'nun rekorunu kırdı Okan Buruk. Egal etti. Egal etti özür diliyorum düzelteyim. Egal etti bir maç daha kazanırsa kulüp tarihinin iç saha rekoru onda olacak Okan Buruk'ta. E, şimdi kolay kolay iki tarafta puan kaybetmiyor. İş nereye gidiyor sizce? Tep'e. <laughs> 37. hafta. Yani görünen o şampiyon orada belli olacak. Yani puan kaybetseler de muhtemelen e, şampiyon orada belli olacak. 4 puana çıkmadı süreci aradaki fark. E, Seyran Tepe'ye kadar bekleyeceğiz. Evet, bu arada 15 maç iç saha. Bu sene 3 maçta geçen sezondan toplam 18. Bu seneki e, iç saha maçları da. Sadece iç saha galibiyetine mi bakıyorsun? Evet iç sahalara bakıyoruz. E, bu çeskunun rekoruna... Egale etti. Egal 18'de 18 şu anda o açıdan iç sahada da Ülüçesko'nun rekoruna yaklaştı diye biliyorum. İç sahada. Ha pardon. Evet evet. İç sahada 18'de 18 bir maç daha kazanırsa bir sonraki hafta e, o zaman ne olacak? Hatay'ı da yenerse rekor Okan Buruk'un olacak. Bu seneki takımın olacak. E, devam edelim. Yani evet. Galatasaray'ın şimdi fikstürüne de bir bakacağız da orada da sanki şimdi, şimdi, daha avantajlı şimdi, gibi şimdi duruyor. Şimdi şunu söyleyeyim tabii Okan Hoca'nın da hakkını vermek lazım yardımcılarının, İrfan Hoca'nın, sahadaki oyuncuların hepsinin hakkını vermek lazım. Ama burada gerçek e, güç bu devamlılıkta, bu süreçte Galatasaray taraftarındadır. Hmm. Yani Galatasaray taraftarı geçen sezondan beri, hatta belki sezonu da katabiliriz, maç oynamayı biliyor abi. Yani e, bugün de mesela 1 e, bir sıfırını geçtiler, ona rağmen ıslıklar durumu, durmadı. Hakemi baskı altında aldılar. Ee, oyuncuları da iç sahada bu işi doğru yönetiyorlar. Ee, foal almasını biliyorlar. Ee, ya da oyun devam ettirmesini biliyorlar. O ortamda e, çok iyi kullanıyorlar. Çok iyi öğrenmişler. İyi bir e, sinerji var tribünlerle arasında. Yani bu daha önce de söyledim. Şimdi de söyleyeyim. Mesela atıyorum Kasımpaşa maçıydı galiba. iki birdi maç. Son 20 dakika Galatasaray vakit geçirdi. Ve Galatasaray türbünleri alkışladı takımını. Mesela bunu gel Kadıköy'de yap. Hatırlıyorum evet. Gel Kadıköy'de yap ıslıklar. Git Dolmabahçe'de yap ıslıklar taraftar. Yani iç sahada vakit geçiren kendi takımını görürse e, sıklar ama Galatasaray taraftar görüyor ki o an bu takımın bu skoru koruması lazım. 3'ü atamayacak 2-1'i koruyalım Aynen. hep birlikte. 12. Aynen. adam olarak. Ko koruması lazım. Belki içlerinden kızıyorlar ama e, durumu çok doğru bir şekilde yönetiyorlar o ve günü bunu, kurtarıyorlar tabii tabii, ve bunu bir tribün, iki tribün değil stat çok doğru şekilde yani Galatasaray taraftarının hakkını da verelim Onu, e, da koyalım bence birinci e, faktördür yani oraya giden taraftar maç oynamasını biliyor aynen öyle premierlik yani, taraftarı aynen, gibi bazı noktalarda daha bile iyi maç Galatasaray maç oynamasını taraf, biliyor ha. çekirdekçi çok az <gülüyor> çekirdekçi tayfa. <laughs> Hakikaten ya. Mesela Ondan derbilerde sonra falan çekirdek yiyen görünce Aynen. tüylerim diken diken oluyor. Şey tayfa çok az. Akkan coşkuyla gidiyorlar. Takımı da o coşkunun içine sokuyorlar. Ee, yani en kötü döneminde bile Galatasaray içeride kazanıyordu dışarıda puan kaybediyordu. Hatırlasın Fatih Hoca dedi orada da çim aynı orada da top aynı biz ne olduğunu anlayamadık diyordu. Mesela Fatih Hoca'nın evet. o dönemde açıklamaları vardı. İçeride kazanan dışarıda puan kaybeden bir Galatasaray sorulduğu zaman önemli taraftar o seride. Bugün sorduğunuz zaman çok çok güzel maç seyrettik bence. Gözümüzü ayıramadık ekrandan Aynen. değil mi? Nefis goller gördük. En güzel gol hangisiydi? Bence Kerem'in golüydü. Kerem Demirbay'ın ilk golü. Üçü, evet. Üçüncü Galatasaray'ın Falso'yu gördünüz değil mi? Şeyin golü de güzel. Könün de golü güzel. Könün de golü güzel. Gelişine. Düren topa gelişine vurmak kolay değil. Yarışır Mertens'in ama... bir Avrupa maçında golü vardı. Evet, Zalgiris maçıydı. Zalgiris 1-0 kazandığı maçta Kerem'in de attığı birinci Mert gol de güzel. Mertens'in golü hepsinden güzel. Ko o köşeye Ko gelişine vurdu orada. Evet. Kale yani arkasından şey bir yaptı. çekim var. Falso'yu gördünüz mü bugün? Kerem Demirban'ın evet, golü muhteşem. Gerçekten çok, muhteşem. Çok 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 güzel goller gördük. Bence Rize Spor takımı da yani dibine kadar oynamaya çalıştı. Evet, çirkinleştirme Mesela, doğru. Mesela şey yaptı. E, Erman abi dedi ki yani büyük takımlara karşı böyle oynarsan Cezayir ama 9. dakika 1-0 geriye düşmüş. Nasıl oynayacak? Mecbur. Artık risk alıyor. Yani ne ne yani. ne yapacak? Geri, çek, geri çekilip otobüs mü çekecek yani? O takım da bir, bir türlü skor kovalamak peşinde. O, onu yapacak. Devent abi tebrik ediyorum. Ee, ya dünya ya gün ee, bu Berkan'ın stoper oynaması ile ilgili bir yorumu vardı. Dedi ki Barış Sabik oynamalı dedi. Hı hı. Ee, Kaan stoper oynamalı dedi. Kaan sakatlanıp Barış Sağbek'e geçtikten sonra Barış en az 3 tane net gollük hata kesti. Evet. O hızıyla. Ha, gol olur da olmazdı bilmiyorum ama 3 tane net gollük hata kesti. Alkış ee, aldı çok tribünlerden. İşte hepsi. kademeye girdi adamın önünü kesti. Yani o e, onu yaptı. E, Berkan'ı sol stop'a oynatması da mantıklı buluyorum. Okan Hoca'nın. Sol ayakla da mı istiyor muhtemelen oraya? Tabii tabii. Yani eee Sol ayakta stoper istiyor, oyun kurgusu, pas kurgusu, işte ayağın e, top sol ayağını aldığı zaman sahayı geniş açıyla e, görmesini istiyor. Muhtemelen oradaki oyuncu. Bence Berkan da fena oynamadı. E, şeye Özellikle topu daha çok Nelson'un kullanmasına çalıştı. Basit oynadı. O da o, o da fena <laughs> fena oynadı. E, güzel maç serdik. Elbette tartışacağımız pozisyonlar e, <laughs> falan var ama. Hani şutlarda kalecinin önündeki adam offside mıydı değil miydi bunlar var. İşte bir basma var Torreira'ya kırmızı kart çıkar mı vesaire birkaç pozisyon var. Onlara birazdan geçeceğiz. Bu arada tabii e, Kerem Demirbay namı diğer dayı Ramiz dayı kusura bakmasın programı aslında hani Dünya Kadınlar Günü olmasa Direkt Kerem'le başlamak gerekiyordu ama Dünya Kadınlar Günü olduğu için pozitif ayrımcılık yaptık. Icardi'nin saçlarıyla başladık. Kerem Demirbay'ın bu performansını nasıl buldun Serdar Sarıdağ? Çünkü yani tamam sadece attığı gollerle değil oynadığı futbolla da artık Demirbaş oldu diyebilir miyiz Demirbay? Ben bir 5-6 sene önce gene Dünya Kadınlar Günü'nde 8 Mart'ta ülkemizin başarılı kadınlarıyla ilgili bir şey yapmıştım. O zamanlarda Alman kadın hakem. Bibiana ismi herhalde. O çok konuşuyordu. O Almanya'da Bundesliga'da maç yönetti falan diye. Aa, evet hatırladım. Dedim ki ya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yazdım o e, bilgisayarı Twitter'da. Biz de dedim Lale Orta yönetti yıllar önce 90'lı yıllarda 80'leri sonu mu 90'ların başı mı? O zamanlar başlamışız kadın hakemlere görev vermeye Süper Lig'de. Öyle hatırlıyorum değil, Süper Lig'de yönettiği maç vardı. Lale Orta'nın yok. Ben, ben öyle yapayım. ben hatırlamıyorum ya, da yan o yardımcı, o çıktı. Yan hakem yardımcı çıktı. Ya, çıktı. Yardımcı çıktı ya, ama. Çık. Ya, yardımcı Çık. çıktı. Yardım, çıktı. Maç, Yardım, maç. Sarıyer, Sarıyer maçına yardımcı çıktı. Sarıyer maçıydı galiba. Hatta şey pro